Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körülmeler. İstiklal kündülük haberlerini görüşünlerine karşı alımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya kün tertifedeki en muhim haberlerini huzuruna sunumuz. Kınamsızlık tınlar ekranımızı bulsun. Xi Jinping'a tutuş buyruğu çıkarıldı. Xalqara Puhralar Soti Xi Jinping'a tutuş buyruğu çıkargan bulup, onu insaniyetke karşı cinayet ve irki kırgancılık cinayeti bilen ayıpladı. Xalqara Puhralar Soti 8. iyuldan 13. iyulgacha Gollandiyanın Den Haag şehirinde alahide Xitay Sot Kollegiyesi kurup, Xitay reisi Xi Jinping'a karıtılgan ayıplaşlarını tahkik edip çıkan. Ahırda Xi Jinping'in Şarkı Türkistan ve Tibet'te irki kırgancılık yürgüzüş, insaniyetke karşı cinayet sadır kılış, Tayvan halkının öz dekdirini öz belgeleş hukukuğu dekli kılış, Tayvan ve koşun devletlerge tacavuz kılış katarlık cinayetleri bekitilgen. Mezkur sotka Uyghurlardan Fransiyada yaşavatkan lager şahidi Gülbahar Hatıvacı, faaliyetçi Abdurrahim Ghani Uyghur, Abdüveli Ayub katarlıklar şundaklı müstakil tetkikatçı Adrian Zeniz güvahlık bergen. Ondan başka sürgündeki Tibet hükümetinin emeldari Gesang Dorje, Canubi Mongolia kişilik hukuk faaliyetçisi Enhi Batu Tau Gejok ve Xitay demokratçilerimi Xi Jinping'in cinayetleri hakkıda güvahlık bergen. Amerika vazının bu axtaki haberde kayıt kılınışca Dünya Puhralar Soti Xi Jinping'in Şarkı Türkistan ve Tibet'te irki kırgancılık ve insaniyetke karşı cinayet sadır kılgallıkını bekitken ve Xi Jinping'a tutuş buyruğu çıkarıp halkara cemiyetini onu kolgu ilişki çakırgan. Tutuş buyruğu da Dünya Puhralar Soti Xi Jinping'a arız kılış ve kolgu iliş üçün tövendikidek yeterli kanuni asas tapkallıkını bayan kılgan. Birinci Tibetlerge karıda insaniyetke karşı cinayet sadır kılış. Yani Tibet ösmürlerini mecburi yötkeş, kamakı iliş ya ki başka iğir derecede şahsi erkillikten mahrum kılış. Tibet puhralarığı ziyankeşlik kılış katarlıklarını öz içige alıdu. İkinci Uyghurlarga karıda irki kırgancılık ve insaniyetke karşı cinayet sadır kılış. Yani kamakı iliş ya ki başka iğir derecede erkillikten mahrum kılış. Kıyın kıstakı iliş, baskıncılık ve cinsi zoravallık, mecburi tuğut çekleş, Uyghur balılarını mecburi yötkeş, mecburi emgeki seliş, ziyankeşlik kılış, izdireksiz yok tüvetiş katarlıklarını öz içige alıdı. Sot ahırlaşkan dinkin, Dünya Puhralar Soti, Halkara Cemiyet ve herkaisi devlet hükümetlerini Xi Jinping'a karıta tutuş buyruğu çıkınışka, resmi sotlaşını başlaşka ve tedbir kullanışka çakırgan. Melum buluşça, sot ecilişten ilgiri sotlu güvahlık birleşki teklif kılıngan güvahçılarının bir kısımı, Xitay'nın çet eldeki karı kollarının tehdidiga uchurgan. İstanbul'da praktikantlar programmasının başlanış marasimi ötküzüldü. Xalqaro Sharqi Turkiston Tashkilotlar Birligining praktikantlarni tarbiyalash programmasining boshlanish marosimi 13 iyul Istanbulda o'tkazildi. Programmaning ochilish marosimiga Xalqaro Sharqi Turkiston Tashkilotlar Birligiga a'zo tashkilotlarning vakillari, jamoat arboblari, praktikant o'quvchilar va boshqa ko'plagan shaxslar ishtirok qildi. Marosimda oldi bilan Xalqaro Sharqi Turkiston Tashkilotlar Birligining raisi Hidoyatulla O'g'izxon va Sharqi Turkiston inson huquqlarini ko'zlash jamiyatining bosh kotibi Abdülahad Udun ayrım-ayrım ikili sözü kıldı. Arkadan Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği'nin reisi Dr. Alimcan Buğda söz kılıp, mezkur programının ehmiyetini tekitledi. Arkadan Teşkilatlar Birliği'nin katibi Abdurrashid Emin Hacı praktikantlar programmasının gayesi ve nişalları hakkında toxtaldı. Murasim devamında praktikantlarının bölüm mesulleri öz bölümündeki hizmetlerini bayan kıldı ve programmağı tizimli tıpkatlaşkan praktikantlarını öz ara tunuşturdu. Mezkur programma Xalqaro Sharqi Turkiston Tashkilotlar Birligi ve Sharqi Turkiston İnsan Haklarını Ko'zlash Jamiyati tarafından o'rinlashtirilgan bo'lib, programma orqali xalqaro sahnada Sharqi Turkiston mustaqillik ko'rishini kuchaytira oladigan, unumli faoliyatlarni ishqa oshira oladigan yoshlarni yetishtirib chiqish maqsad qilingan. Bu programma 2 ay davomlashadigan bo'lib, programmaga o'xshamagan davlatlardan 26 o'quvchi tizimlatgan. Rusya, Türkiye, Suriye münasibeti to'g'risida bayonot e'lon qildi. Rusya Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Mariya Zaxarova Turkiya-Suriya munosabatining normallashishi Suriya masalasini hal qilishda muhim ahamiyatga ega ekanligini bildirgan.
Siyah haberleri torunun 14. iyul haber kılışça bayanatçı Maria Zakharova paytaxt Moskva'da ötküzgen muhbirlerini kütüveliş yığınıda Türkiye-Suriye münasibetinin normalleşiş ehvalini bayan kılgan. O bayanatıda Türkiye'nin yakından buyan bu baskıçkı münasibetlik muhim kademlerini taşlıqanlıqını Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ı öz içi kalgan Türkiye rehberlerinin Suriye bilen bulgan münasibetini normallaştırış hakkıda uçur bergelikini Rusya bu mayıllıkını karşı aldıqanlıqını her iki tarafın bu yönülüşte emeli kademlerinin taşlındıqanlıqı işindiqanlıqını bildirgen. Zakharova sözü diyene Türkiye-Suriye münasibetinin normalleşişinin Suriye meselesini etraflık hal kılıp rayon bihaterlikini küçeytiş noktasının intayın muhim işkenlikini Rusya şeriklerini imkaniyetinin bariçe alakını saklap kılışkı ilhamlandırdıqallıqını təkidligen. O bayanatının ahırıda Suriye meselesini tiniç hal kılış çaresini terakki kıldırış birden bir ünümlük halkaralık mekanizm işkenlikini Rusya'nın Türk dünyasındaki şirikleri bilen yakın hemkarlıkını devamlaştırış iradesini qat'iy ikkanligini ta'kidlagan. Donald Trump qurolliq hujumga uchradi. Amerikaning sobiq prezidenti shundaqla yangi prezident nomzodi Donald Trumpga qurolliq hujum qilindi. Trump Pensilvaniyada saylam yig'ilishida nutq so'zlayotgan paytda taxminan 7 pay o'q ovozi anglangan bo'lib, tunji ovozdan keyin Trumpning munbarda o'ng quloqini tutganligi va yuzining qon bilan bo'yalganligi ko'rilgan. Trump qo'g'dig'uchilar tomonidan minbardan tushirilayotgan paytda mushtini havoda ko'tarib qo'llig'uchilarga salom bergan. Qo'g'dig'uchilar Brunovic bilan Trumpni rayondan elib ketgan. Trump shu yerdagi bir sahiya markaziga elib berilgan bo'lib, uning ahvolining yaxshi ekanligi e'lon qilingan. Hujum qilg'uchi ar naq maydonda saqchilar tomonidan etib o'ltirilgan. Yig'ilishga qatnashgan bir kishining qazo qilganligi va 2 kishining yaralanganligi uqtirilgan. Amerika bexatarlik doiralari hujumni suiqasd qilishga urinish jinoyati sifatida tekshirayotganligini e'lon qilgan bo'lib, hujum qilg'uchining 20 yoshlik Thomas Matthew Crocus ekanligi yig'in maydonining sirtidan yarim avtomatik miltiq bilan o'q atganligi ta'kidlandi. Trump tunji bayonotida o'ng quloqining ustungi qismiga o'q tekkanligini bayon qilib, "Davlatimizda bundaq bir voqeaning yuz berganligiga ishonish tas" dedi. Amerika prezidenti Joe Biden hujumni ayiblab, "Davlatimizda bu xil zo'ravonlik kesiliga o'rin yo'q" dedi. Amerika bilan Rossiyaning mudofaa ministrlari telefonlashdi. Amerika Davlat Mudofaa ministri Lloyd Austin bilan Rossiya Davlat Mudofaa ministri Andrey Belousov telefonlashdi. Amerika Davlat Mudofaa ministrligining muavin bayonotchisi Sabrina Singh kundalik muxbirlarni kutib olish yig'inida ikki ministrning telefon suhbati to'g'risida ma'lumot berdi. U Ostinning Rossiya Davlat Mudofaa ministri bilan telefonlashib, Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi jarayonida aloqa liniyasini saqlab qolishning muhimligini ta'kidlaganligini bildirdi. Singh telefon suhbatining Rossiya tarafining tashabbusiga asosan o'tkazilganligiga ishora qilib, ikki davlat mudofaa ministrining bu qitimqi telefon suhbatining tafsilotining keyin e'lon qilinadiganligini ta'kidladi. Ostin bilan Belousov eng oxirgi qitim 25 iyunda telefonlashgan edi. 15 iyul Demokratiya va Milliy Ittifoqlik kuni munosabati bilan uchur e'lon qilindi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ning 15 iyul Demokratiya va Milliy Ittifoqlik kuniga aloqador uchuri prezidentlik uchur aloqa idorasining digital ekranida e'lon qilindi. Ekranda millatning g'alabasi sarlavisi ostida Fatullahchi terrorlik tashkiloti a'zolarining 2016 yili 15 iyulda harbiy siyosiy o'zgarish qo'zg'ashqa urinish harakati jarayonida shahid bo'lgan fuqarolarning suratlari va qarishliq ko'rsatgan chaqlariga doir ko'rinishlariga mo alohida o'rin berildi. Muavin prezident Javdat Yilmazmo ijtimoiy aloqa to'rida uchur ham bahrlab 2016 yili 15 iyul kechida Turkiya xalqi xoin Fatullohchilarning harbiy siyosiy o'zgarish qo'zg'ash urinishini mag'lub qilganligini va katta unutilmas bir doston qoldirganligini bildirib, xalqning to'ylagan bojlari bilan setib olingan qurollar xalqqa qaratilgan u kechisi yuz bergan xiyonatni unutib qolmadik va unutildirmaymiz dedi. Madaniyat va sayohat ministri Mahmad Nuri Arsoymo e'lon qilgan uchurida Turkiya xalqining 15 iyuldagi bu olijanob pozitsiyasining barg'ansiri kuchaygan holda mavjudligini davomlashtirganligini aytdi. Saudiya ministri Umar Bolat ijtimoiy aloqa hisobidagi yozmasida tarixdagi nurg'un qiyinchiliklarni yenggan turk xalqining qo'l tutishgan holda ajdodlari meros qoldirgan davlatni texamo kuchlik kelgusi uchun hozirlashni hamda 15 iyul ruhini yoshnatishni davomlashtirganligini bildirdi.
Sanoat va texnika ministri Mahmad Fatih Kachirmo 15 iyulning Türk xalqining mustaqilligiga va kelgusiga ega chiqib, erleri, ayolları, yaş va qiyirleri bilan yozgan ko'rishi va qahramonlik dostonining ismi ekanligini tilga oldi. Hurmatli ko'rmalarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh atki programmamizda ko'rishguncha aman bo'lasizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi.